Evet, geldi. Kolay gelsin. Hoş geldin, gel otur. Kalk oradan. Hayır. Kalk oradan. Şş, bir dakika, bir dakika. Kalk oradan. Bir sakin olur musunuz? Oradan kalk. Ayça. Kalk oradan. Evet. Kalk. Ne kalk oluyor ya? Kalk Emre oradan. Ne oluyor? Bir dakika. Kalk. Sakin olsana. Şuraya geçer misin? Bir ay içerisinde çok aşık olunursa belki burada da hiç kimseyi beğenmeden devam edersin. Elenmeni bekleyebilirsin. Benim için birine aşık olman önemli değil. Ağızdan söz bir kere çıkar. Okay. Benim için önemli olan budur. Ben eğer senin beni ilk çağırdığında ben de sende hemfikirim deseydim hep sende giderdim. Hmm. Gerçekten giderim. Ama baştan beridir bir şeydir. Ben kimi, ağzımdan kim çıksa herkes ona gidiyor. Hmm. Ağzımdan kim çıksa başka biri ona yapışıyor. Yani bu anladım, böyle bir durum aldı. Anladım. Ve ben şimdi boncukçu oldum aranızda belki. İşte maalesef öyle oldu ama ben böyle bunu yine düzeltmek aslında. Senin elinde. Ben evet. Anlıyorum, hissediyorum benimki seni. Benimki açıklamam da bunun için. Yanlış anlama. Benim burada ne konuştuğumu ne ettiğimi bilmeden gelip doğru. Beni yargılayıp evet yan yana. Yan yana. Evet yan yana. Bunun yan yanasıyla alakası yok. Evet yan yana. Serhan bir bardak su verir misin? Evet. Ya da dur bir bardak su getir kardeşim. Ben o tavrını, o tarzını bak bana karşı dikkatli takın. Allah ne olur takılmazsan. Ne konuştuğumu benim burada ne söylediğimi bilmeden niye gelip beni yargılayamazsın. Niye dip dibim oturarak konuşuyorsun? Anladın mı? Ben de sessiz konuş Emre. Bak ben sana 50 kere ne söyledim? Emre. Her buluşmamızda ben sana benimle. Ne söyledim? Benimle sessiz konuş. Hani ben Cansel değilim. Benimle sessiz konuş. Sağ olun yine bekleriz. Hani ben hani... Görüşmek üzere. Şey yapacak hani ya. Hararetin sönsün diye var arkadaşlar. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ama daha sonra bir şekilde gelmeyelim. Lütfen gelin ondan yani. Sonra çok mutluyum. Pozitif, aynen öyle. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Kendine dikkat et. Benim misafirim benim misafirimdir. Hepiniz için geçerli. Evet, gayet rahattım. Ve benim olduğum ortamda kadınlar birbirini yiyemez. Ben o ortamdan çıkarım, ne yapıyorsanız yapın, tamam mı? Kadın kadınlığını mı istedim? Kadın erkeğin yanında susacak ya. Yok öyle bir dünya. Bak benim bu işte bir kez daha söylüyorum. Ben hazırım çünkü dedim... Bir gram hatam yok. Eğer ortada bir... Anladın mı? Var. Bir gram hatam yok. Bana göre var. Neymiş? Onunla yan yana oturman. Eğer sen gerçekten umursamıyorsan ya, geçersin karşısına oturursun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yayıla yayıla oturmazsın yanında. Yayıla yayıla otururum tabii ki de arkama yaslanıp kendi evimde istediğim gibi otururum. Evet başka anladın sandalye mı? Yok ama bahçede. Hani burası benim kendi evim sonuçta. Ben burada istediğim gibi oturma hakkına sahibim. Ne olacak? Bana ne nereye giderse gitsin. Ben baştan beri aşık olacağım. Tutuyorum kendimi onun yüzünden. Yanlış anlamışım meğer. Ne oldu? Seviyorum arkadaşlar, seviyorum aşığım. Kimi? Kime aşık sen? Ay bilmiyorum artık içimde kalmasın sen yani yara aşıksın? Yapsın. Bana ne? Erdem'e aşığım. Erdem hangisi ya? Benim açıklıyorum artık. Yok böyle bir şey. Aşığım arkadaş. Yani ilk görüşte dedikleri bu demek ki. Erdem. Tutuyorum baştan beri ona kızıyorum. Bir şeyler başkalarını çağırıyorum, dikkatini çekmeye çalışıyorum. Boşunaymış hepsi. Sen Erdem'e aşıksın. Evet, boşunaymış. Ben dinlememe gerek yok. Yani ben benim şimdiye kadar yaptığım her hani şey boşunaymış. Hani Murat'ta zannettim de. Ay gönül rahatlığıyla şimdi böreğine bakabilirim. Biri kekliymiş, burgeri dökmüş yalnız ha. Senin böreğin ne oldu hani? Benim böreğim ne oldu? Ben de onu merak ediyorum. Ben sana açık bir şey konuşayım mı? Ben gerçekten biz burada tek kalacağız zannettim bugün. Hiç aynen. Öyle bir hissiyat da yoktu yani içimde açıkçası. Hayır orada onlar dört kişi ne oraya gitti. Ne oldu da yani bunlar buraya geldi onu anlamadım. Eser acaba orada kiminle ilgileniyor ben onu merak ettim. Eser'le ilgileniyorlar mı ya da? Ya da aynen. Ya da balkona geçip şey mi bahçeye çıkıp aa Yunan falan takılıyordur belki de yani. Ben evimde hala da sağlam olduğuna şaşırıyorum. Aa, sağlam mı abi? Arkadaşlar göğsümde tuttum. Acıktınız mı koltuğu öyle? Koltuğu fırlattı. Yok artık. Yemin ben ederim acıktım koltuğu mı? Aldı fırlattı yani. Burada var ya. Dalga geçiyorsun değil mi? Burada var ya. Deprem oldu resmen. Bizde ben... Bak. Ayça bir geldi, yer yerinden öyle. Dedim bir dur ya ne oluyor burası dedim bizim evimiz. Ayça mı yaptı? Emre dedi Ceyda ya bir dur yaptı? Be. Öyle bir, yok, böyle Ceyda, bir şey... Ceyda bir şey yapmadı tam da. Ayça. Ceyda bir şey yapamaz çünkü ben Ceyda'ya tavrımı net koymuşum atom yani. Atom bombası gibi geldi böyle. Allah ondan sonra Allah. Süt dökmüş kedi gibi geri gitti. Ayça bana şeyi sordu. Baktım Emre... Ceyda da ondan cesaret demiyor tamam yani. Mı? Dedim Ceyda bir dakika dur ya sen dedim benim tarzımı biliyorsun. Madem benimle ilgileniyorsun dedim orada bir dur. Demet'i çok tanımak istediğimi... Demet Duygu'ya da söyledim dedi. Ve evet Duygu bize söyledi zaten bunu. Duygu bize sanki Murat ondan başkasını istemiyormuş gibi hayır, davranıyor. Hayır Duygu bize dedi Demet de tanımak öyle istedim. Öyle davranıyor ve adam seni de tanımak istiyor. Sen boşuna burada kısmetim yok deme. Adım anılıyor yani. Adım anılıyor. Haberin olsun arkadaşım. Tankut benimle bugün davet etti konuştu. Tamam yani o beni... kişi belli Tankut değil belki ama en azından. Dala bir insan ya. Üf. Ama olsun sonuçta beni de davet etti. Ama herkes tanımak istiyor Tankut. Tankut'a ben burada takıldım dedim ya.
Senin belki de ya seni beğeniyorum. Ya şunu istemiyorlar. Ben Tankut'u seviyorum. Kızlar tamam. Hiç kim, kızlar bir saniye. Kızlar yedi erkeğin yedisini de tanımasın. Herkes bir kişiye çakılı kalsın. Tamam mı? Ama onlar herkesi tanısın. Onlar herkesi tanısın. Onlar herkese yazsın. Bunu istiyorlar. Melih yani kötü, bilemiyorum yardım da, ediyor yani. Melih kötüymüş daha yani katılamayacak aramıza bugün. Öyle mi? Maalesef. Evet. O öyle, öyleymiş. Yani muhtemelen şey yapacaklar ha evet. Herhalde biraz ilaçla falan bir bugünlük dinleniyor. Böyle maalesef gelemeyecek. O zaman yani. Melih arkadaşımıza buradan çok büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağlığı yerine gelir. Biraz rahatsızlandı işte o biraz daha arttı herhalde ilaç almadığı için. Şimdi bir ilaç tedavisi. Evet. Neredesin sorun de? Yok yani. Hatta öyle bir göz bakışmamız oldu ki onunla böyle. Hani böyle ben karısıymışım o da kocam gibi böyle. Hadi canım hadi belki getir çayımı getir falan filan yapıyordu. Sonra? Ayça gördü mü? Yok Ayça yoktu işte. Ayça yoktu. Onlar öteki eve gitmişti biz buradaydık. Ve sonradan tabii Ayça'yla şey yapınca yakınlaşmaya belki başlayınca. Belki sen pas vermediğin için. Aynen ben pas vermedim ya. Sonra bu yalanladı işte. Ama hani ben mutfak dedim o kendisi yanıma geldi yani düşün. Aynen öyle. Bence onda güven problemi var. Aha ben de içeceğim. Sana koyuyorum. Şu kızı bana bir anlatayım. Duygu sen çay istiyorsun az önce Ayça. Tuz dökerim diyor. Şimdi gel bana çay ikram ediyor. Bak, çay mı soğuk mu? Emre'de var ya güven problemi var. Evet. Güven problemi var gerçekten. Hani o yüzden karşıdaki adım atınca. Bak mesela Serhan'da bu yok. Ne kadar güzel bir şey. Demek Emre geçmişte bir şey yapmış dediği gibi gerçekten. Evet. Emre de şimdi yakışıklı çocuk yani. Yani. Ama benim için biraz bana göre yaşı ben de küçük. Ayça'dan güzel oldum. Ayça'dan küçük o ya. O 23 yaşında, 24 yaşında. Evet. Benden yaşıt. Hı. O yüzden beni Ayça şey yapıyor. Ayça da 24 yaşında. Korkusu yok. Ama yaşına göre olgun çocuk bak. Evet ben senin... çok olgun. Pek gülmüyordu hem. Beni ondan uzaklaştıran tek şey yaşı. Ve burada biraz böyle çocuksu hareket yaptı. Yoksa ben de Emre'yi beğenmiştim yani. Şimdi şunu soracağım. Sen Adanalısın. Geleneksel bir aile yapısından evet. Gelmişsin. Annenle konuştum dışarıda. Oldukça güzel şeyler söyledi bana. Benim inandığım şeylere söyledi. Teşekkür bu, ederim. Hani din, dil, ırk, renk evet. Bunlar önemli değil. İyi insan önemli. Kötü insan önemli dedi. Ben de en başından beri hani hep konuşmalarımızda bunu söylüyordum. Bu güzel. Daniel'le ve Ceyda'yı beğendi. Bunlar zaten senin de üstünde durduğun iki isim. Eğer annem buraya geldiyse bizim evden önce orayı görmüştür. Ondan da emindim ve anneme şunu söyledim. Anne söylediğin isimler hakkında ben de kafamda şunlar oluşuyor, artıları oluşuyor. Çünkü gittiğim zaman dedim ilgileniyorlar. Evet oğlum dedi orada benimle dedi daha ilgili davranan iki kişi vardı. Diğerleri hakkında dedi kötü bir şey söylemeyeceğim ama en azından dedi buradaki amaçlarının biraz dışında davranıyorlar dedi. Peki kritik soru. Çok aşıksın, çok seviyorsun, zaman geçirmişsin, birlikte yaşamışsın, flört etmişsin, iş gelmiş evlenmeye varmış. Evet. Annen istemiyor. Yok, evlenirim abi. Kimse beni on kardeşim. Bu şimdi çok kritik bir soru. Annem, ailem istemese dahi ben bu kadını alırım diyebiliyor musun? Ailem bana saygı duyar ve ben ne yapıp ne edip onu ikna ederim ailemi. Tamam, Tankut. Ben ailemin bana yakıştırmadığı kadına aşık olmam zaten. Emre ne diyeceksin? Sen mesela ailen istemiyor. Evlenirken onun yorumları benim için önemli gerçekten. Ama gerçekten fazlasıyla da seviyorsam, aşıksam... Yoluma bakarım diyorsun. Önüme bakarım. Anacığım sen tamam bir dur. Canımsın ama bir dur derim yani. Tamam biz böyle erkekleri tercih ederiz kadın olarak. Romantik gelir en başta ama o ananın da bir bildiği kesin vardır yani. İşte. Muhakkak. Muhakkak. Ben bugün buraya bir gelin adayı çağıracağım. Öğleden sonra sizin evde olacak. Akşam yemeğini sizinle yiyecek. Abi, size opa. Soracağım. Keşke üç ekmek aldırsaydık. Gelin adayları kilosuna dikkat ediyor. Şu televizyon biliyorsunuz 10'ar kilo koyuyor zaten kafadan. Peki şunu soracağım hepinize. Oylama yapacağım yine. Hanginiz daha çok aynı ismi telaffuz ederseniz akşama sizinle. Şimdi o zaman senden başlayalım. Kim istiyorsun? Demet. Demet. Demet'ten konuşuyorduk Demet. Peki Serhan. Son derece arkadaşlarımın da muhabbetini tanıması gerektiğini düşünerek Demet. Wow. Kesinlikle Demet. Şaka yapıyorsunuz. Ciddiyim. Demet. Biz tanıştık yani onunla. Demet buna bir şaşıracak. Değil İnanamıyorum. Ama doğru yani. Ben yani aynı fikirdeyim. Tanımak istiyorum ya Demet'i. Bugün de öyleydi zaten. Aynı. Ben onunla oturdum. Güzel güzel güzel. Demet mi diyeceksin? Serhan'la aynı fikirdeyim. Demet biraz da Tankut. Benim önümden biraz çekilsin istiyorum. İşin esprisi tamam ama Demet'i merak ediyorum yani. Biraz da burada bizimle vakit geçirsin.
Peki Tankut çekilirse Serhan nasıl çekeceksin? Ben şimdi Demet dememe gerek yok. Zaten Demet'in geleceğini anladım. Kimi daha demek isterdi? Gönlünden geçen ismi söyle bize. Tabii ki Duygu'yu isterdim. Aynen. Oh canım ya, çok seviniyorum. Geçen hafta bu günler tohumları atıldı ama şimdi çok istikrarlı gidiyor. Çünkü benim kafamda da böyle çok yakıştırdığım hani çiftler oluyor sizinle paylaşmasam da. Birisini yakıştırırız mı bana? Çok net değil, onu paylaşmam. Sen netleşince paylaşırım ama bak şimdi ben Murat'ta bir netlik görüyorum da o yüzden paylaşıyorum artık. Ben de netleşemedim de o yüzden sordum zaten. Sen de zaten hani netleşemedin, onun farkında. Ama dur bak. Kısmetse olur, sen yeter ki sen kısmetse olur.